açarken Fatihlerin hayatı tarihe devr açarken Fatihlerin hayatı. Sandalye buyurun. Abi hadi gelsin. Başlatalım. Oradaki abiler olmasa ortaya oturan da üstadımızı görelim lütfen. Arka taraftaki abiler şöyle ön tarafa gelebilirler. Bunu bir sıra daha yapalım olmaz. Abiler de önüne gelebilirler. Önüne gelebilirler. Olan aşk-ı şeriften hasıl olan ecir ve sevabı başta iki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek, pak, latif ruhu şeriflerine, piran hazretlerin cümlesinin ruhu şeriflerine, cümlemizin ahirete intikal etmişlerin ruhu şeriflerine, civarı saadetlerinde bulunduğumuz Hacı Ali Rıza Efendi Hazretlerinin, Abdülkadir Efendi Hazretlerinin, Eskici babanın tatlıca alemden ruhu şeriflerine, Hacı babamın, Tahsin amcamın, Veysel babamın, Ekrem abimin de ruhu şeriflerine, bilhassa üstadımız Osman Nuri Topaç Efendimizin ruhaniyeti, sıhhat ve afiyeti, tuğul ömürleri, her türlü kaza beladan muhafazası, bir asır irşad ömrünün devamı için dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin, devlet ricalimizin, İslam aleminin muzafferiyetine, Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Azerbaycan'da, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin bir önce huzura kavuşabilmesi, hastalığa şifa bulması, gecemize hayırlara vesile olması niyaz ve duasıyla bir Fatiha Şerife, üç İhlas Şerif. Kardeşler, İstanbul'dan, muhterem üstadımızdan, Kahramanmaraşlı Ejder Ali Kurtağız abi, Abdullah Sert hocamıza,
mürşitlik verildikten sonra Osman Efendimiz'e Pirim Efendim diyor. Yani Pirim Üstadım, Pirim Efendim diyor. Yani hem Osman Efendimiz'in, hem Abdullah Serhat Hocamızın, diğer abilerimizin hem selamları ve duaları var. Önce ona iletmiş olalım. Depremle ilgili bir abimiz çok güzel bir yazı kaleme almış. İbretle dinleyelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bir deprem oldu. Bütün alışılmış ve kabullenilmiş, sabitlenmiş kurulu düzenlerimizi yıktı geçti. Ağızların tadı bozuldu. Hayaller yarım kaldı. Sayılı nefesler tükendi. Bir deprem oldu. Küsmenin, kızmanın, kırılmanın, darılmanın ve ne kadar anlamsız olduğunu adeta omuzlarımızdan tutup kendine gel, hayat çok kısa diye sarsarak bize yeniden anlattı. Bir deprem oldu, en sevdiğimiz insanları, en sevdiğimiz eşyaları, en sevdiğimiz yemekleri, en sevdiğimiz mekanları aslında saniyeler içinde nasıl kaybedeceğimizi yeniden kulaklarımıza fısıldadı. Bir deprem oldu. Bizim olduğunu iddia ettiğimiz bedenimize bile, bir zerreye, bir toz tanesine bile sahip olamadığımızı, mülkün ancak ve sadece Allah'a ait olduğunu yeniden haykırdı. Gücümüzün yettiği yer bu kadar. Buraya kadar. Burası dünya. Burada bütün işler yarım kalır. Biz bu kadarız işte. İnsan sıcak evi var diye, yatağı var, iki kap yemeği var diye utanır mı? Kulaklarımızın ardına kadar yüzümüz kızarıyor ve utanmıyoruz. Kaf Dağı'na kadar uzanıyor, Kaf Dağı'na kadar uzanır zannettiğimiz burnumuzun büyüklüğü de bu kadar. Hiç ölmeyiz. Ölüm bizi hiç bulmazmış gibi taptığımız konforumuzun, marka giyeceklerimizin, son model arabalarımızın tanrılığı da bu kadar işte. Biriktirdiğimiz paraların, yatların, katların, övündüğümüz evlatların, servi boylarımızın, üniformalarımızın, şaşalı makam ve ünvanlarımızın sonu bu. Hepsi buraya kadar, ölüme kadar. Allah-u Teala imtihanı geçmek için tevhid, adalet, özgür irade, vicdan, öz akıl, basiret, feraset, dirayet, tezekkür, tedebbür, teakkul, tefakku ve tefekkür ile düşünen, araştıran, sorgulayan bir kul olarak imanına şirk bulaştırmadan salih amellerini çoğaltan salih, muhsin ve mümin kullarından eylesin inşallah. Ey Rabbimiz, bize büyük bir direnme gücü ver. Canımızı da sana teslim olmuş kişiler olarak al. Araf suresi 126. ayet. Ey Rabbimiz, bize büyük bir direnme gücü ver, canımızı da sana teslim olmuş kişiler olarak al. Güzel yaşamanın değil, güzel ölmenin önemini bir kez daha görmüş olduk yeniden. Rabbim, ben dersimi aldım diyebiliyorsa insan, afetler, musibetler vazifesini yapmış demektir. Bundan sonra kenetlenme, birbirimize omuz verme zamanı. Biz ne afetlerin, ne musibetlerin, ne belaların üzerinden geldik millet olarak. Toparlarız, en güzel şekliyle toparlanırız inşallah. Şimdi gidip sevdiklerimize sarılalım. Onların yüzüne şefkatle bakalım. İyi ki varsın diyelim. Sonra da işin ucundan nasıl tutulur onu düşünelim. Zor günler yaşıyoruz. Ne var ki emir en yüce makamdan geliyor. Ona teslim olmuşuz. Elhamdülillah. Allah
Celle Celaluhu sabır, sekinet ve dayanma gücü versin. Memleketimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah depremde ölen kardeşlerimize rahmet eylesin. Şehitler zümresine ilhak eylesin. Yaralananlara şifa ve afiyet ihsan eylesin. Enkaz altında kalanlara tez zamanda kurtuluşlar nasip eylesin. Korku ve panik içinde olanları korktuklarından emin eylesin. Allah bizleri, evlatlarımızı, nesillerimizi, milletimizi, ülkemizi vesaire İslam beldelerini deprem, hortum, kasırga, sel felaketleri başta olmak üzere her türlü afattan, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eyle. İman ile, ihlas ile, edep ile, haya ile ömrümüzü tüketmeyi nasip eyle. Miracı nebevi hürmetine namazlarımızı kabul, dualarımızı makbul eyle Allah'ım. Bize geçimin en geniş ve iyisini, ömrün en mutlu ve saadetlisini, rızkın en bol ve bereketlisini ihsan eyle inşallah. Allah'ım büyük ve küçük günahlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım bize saadet, tövbe, mağfiret ve sıhhat nasip eyle. Ruhunuz saîd, ömrünüz mezid, sabahınız nur, günleriniz sağlıklı, huzurlu ve bereketli olsun. Amin, amin. Ya mu'in ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Billahi Fatiha Şerife. Onun için mesela sohbet mahallinde Ali babam niye bu bize bu örnekleri veriyordu? Sohbet ediyor, bir ibadet vecdiyle gelinecek. İbadete gidiyorum gibi. İbadet edilirken şeyde Erkan Mazda da çıkar. Ahmet Hamdi yok Ahmet Hamdi değil. Mehmet Emin Yıldırım. Mehmet Emin Yıldırım Hoca öyle diyor. Namazda diyor namazda bayanların tesettürü nasıldır? Efendim ayak bileklerine kadar, kol bileklerine kadar, başı kapalı. Şimdi muhterem şu an takkesin böyle olduğunu gördünüz mü hiç? Hayır göremezsiniz. Önden saç da görünmeyecek diyor. Önden saç da görünmeyecek. Ve elbiseler vücut hattını nasıl bayanlarda belli etmiyorsa erkeklerde de belli etmeyecek. Yani onun için sohbette de ibadet vecihiyle geliyorsak, ibadet ediyormuşçasına dinliyorsak o şekilde kendimizi hazırlamamız lazım. Sohbete gelirken biraz daha kırık kıyafetimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yaz günü bunu söylemek zor ama şimdi kışın hani ordu komutanı efendim Afrika'dan İspanya'ya geçince ordu geriye dönüşü dönmesin diye gemileri yakıyor. Şimdi artık yavaş yavaş gardırobumuzdan tasavvuf ile abiler kısa kalıcı yemeklerini çıkartmaları gerekiyor. Bazen mesela sohbeti, efendim ben hazırlıksız geldim böyle yakalandım kusura bakmayın falan. Gözün denişi acaba hani böyle şey yapma sesi çıkarmaz ama o bilir ki bir dahaki o şekilde gelmeyecektir. Şimdi bu nefis terbiyesi gerçekten efendim bu kadar incelik var mı? Kırmızı çizgiye dikkat ettiğimiz zaman mesela yeni bir ders alan bir kardeşimiz önce teheccüde çok güzel kalkar. Dersini seher vaktinde yapar.
Sonra da bir müddet zaman geçecek, yanındakine konuşuyor, ne yapıyorsun? İşte ara sıra kavga arası, ama öyle oluyor mu? Yok mu söyleyeyim, bir şey dermişim diyor bana. Ama sonra başlıyor dersleşmeye. Yani onun müspet halini almıyor da, menfi halini alıyor. Sohbetler ya, ara sıra kadar gitmiyoruz. Yani şimdi onların bize nefse hoş gelen değil de, yolun güzelliğine, Resulullah Efendimiz'e değil mi? Nesebimden gelen değil de yolundan giden Resulullah'ın yolundan gitmek önemli olan söylediği çizgileri insanlar şaşar, beşer, yanlış hareket edebilir. Hacı babam mizaç olarak bazen efendim celal sıfatıyla hareket ederdi, bazen cemal sıfatıyla hareket ederdi. Ama düşünüyorsunuz da doktora gidiyorsun, doktor ilaç veriyor. İlaçtan bir alıyorsun, zehir gibi. Ama diyorsun ki doktor benim bunu şifası için verdi. Demek ki bu bana yararlı. Ben bunu devam edeyim. Dolayısıyla devam edeceğiz. Şifa buluyor. Bazı ilaçlar acı olabilir ama neticesi tatlı oluyor. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Yani biz istedik ki üstadımızın bu seferberliğinin devam ettiğini, bundan sonraki yardımlarımızı vakıf olarak vakfın hesabına atalım. Biz orada 85 olduğu zaman Allah'ın izniyle bir konteyner alıp o kardeşlerimize bağışlamış olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Gecemiz, seherimiz mübarek olsun. 3 aylar çok güzel. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şerif'te diyor oruç tutardı. Şaban-ı Şerif'te biraz daha fazla tutardı. Ama 3 aylar tam tutmazdır. Bazen çıkıyor kardeşler de, abi ben 5 ayda 3 ayda hiç bırakmıyorum. Peki Resulullah'ın hayatına var mı hocam? Hayatına yok. Peki Resulullah'ın hayatı olmayan bir şeyi biz, efendim işte bir alışkanlık olmuş, borcum var. Arkadaşlar borcu, ama bu süre içerisinde, bakın kırmızı çizgileri bazen geçiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Son 15 günde Berat Kandili'nden sonra Resulullah Efendimiz Ramazan-ı Şerif'e oruç tutmazdı. Oruca bir hasret, bir hasret, bir muhabbet beslerdi diyor. Ya onları çiğnemiş oluyoruz. Yani bilinçsiz değil de bilinçli olarak yapmak daha fazla. Allah'a alem pazartesi, perşembe, Şaban-ı Şerif'te tuttuğu zaman 4 hafta ise 8, 9, 10 gibi. 10 gün gibi. Hazreti Ayşe Validem buyuruyor ki Resulullah Efendimiz bazen diyor bir oruç tutar, sanki hiç bırakmayacakmış gibi. Allah'a emanet işte bu Şaban-ı Şerif'in başından 15'ine kadar. Onu da bırakır hiç tutmayacakmış gibi diyor. İşte 15'inden sonuna kadar gibi. İnşallah bu bereket ayların şeyinden istifade etmek için de cömertlikle taşlanmış olalım. Allah gönlümüzün muradını versin. Allah uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin de ecirlerini artırsın. Evlerine dönünce kadar ecir yazsın inşallah. Amin. Amin. Ve hamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Fatiha. Muhterem abiler, Abdullah Selat hocamız 1985 senesinden beri Abdullah Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini de yapıyor aynı zamanda. Şimdi bu yönetmenliği başkasına devretti ama tabii ki bir ömür onunla geçince kardeşler diyor şu anda 3500 deprem bölgesinde 3500 abonemiz yok.
ya şehir değiştirmiş ya da ömür hitam bulmuş. Hepimizi etkiliyor diyor. Kavuşlarımız. İnşallah kardeşi onu telafi ederler. Tabii ki o kişilerin Anadolu'ya gelen kişilerle kucak açılmasına muhterem sağlamız buyuruyorlar. Yani şehrimizde müsait evimiz varsa, yerimiz varsa onları orada misafir edelim. Onlara en güzel şekilde hürmet edelim, hizmet edelim. Ve çok tatlı bir sağlamızın bu deprem bizim ahireti kazanmamız için çok güzel bir sebep. Ahireti kazanmamız için yani güzel ne kadar güzel tarif ediyor. Onlara gözümüzü açarsak, kapımızı açarsak sanki biz ensar, onlar muhacir gibi Allah'ın izniyle bu dertli dönemde onlara sahip çıkmış olmak. Yani bazı insan der ya, ya işte benim en dertli dönemde geldi, ona yardımcı oldu. Cenazelere neye gidiyoruz? Onların acısını paylaşmak için gidiyoruz değil mi? Ya da hayırlı cemiyetlere de sevinçlerle paylaşmak için gidiyoruz. Onlar şimdi acılar paylaşılacağı dönem, ona psikolojik telkine ihtiyacı olduğu dönem. Şimdi deprem konusunda kelimelere deminki abim çok güzel dile getirmiş. Bunu bir imtihan olarak kabul etmek lazım. Sabreden mükafatını alacaktır inşallah. Bunlara cömertçe davranan da Cenab-ı Hak onlara cömertliğinden dolayı ona da cennetini alacaktır. Sabredenler de cennetini alacaktır. Karşılıklı bir manevi alışveriş şeklinde dünyevi yaralar sarılıyor ama uhrevi yaralarında sarılması gerekiyor. O kardeşlere bulun göre de yani onlara çalışıp kendilerine camiler yapmak, onların sohbetlerle manevi diri tutmak gerekiyor. Bizlere de aynı şekilde o şekilde olması gerekiyor. Hatice Dilruva diye bir hanımefendi var Bursa'da. Bu kadın kendini gariplere, yetimlere, içki müptelası, alkol müptelası, efendim uyuşturucu müptelası, yolda kalmışlar, hepsine kucak açmış. İşte bizim Suriyeli komşumuz vardı. Kayınvalidesine bakamıyorlardı artık. O kadar eziyet ediyor kayınvalidesine. Kadın kucak açtı, kayınvalidesi Suriyeli ona da baktı. Onların psikolog olarak kullandıkları Yalçın Kireççi psikolog Bursa'da bir kardeşimizi göndermiştik. Onu gönderdiğimiz kardeşimize yana refakatçilik edenlerle doktor iki saat konuşurken ilk bir saatini refakatçiler biz de yanınızı ediyor. Abi diyor o bir saat konuşuyor diyor. Hepimize ihtiyacı var diyor. Yani o psikoloğun anlattığı hepimize ihtiyacı var diyor. Ondan sonra bir saat sonra biz diyoruz ayrı odaya geçtik. Ondan yani şeyine göre, sıkıntısına göre bir seans, iki saat, üç saat, beş seans gibi seanslarla telkinlerle kelimeleri iyi dinleyip, iyi anlamak, iyi anlatmak. Eğer hasta derdini güzel anlatırsa bazen bir seansta iyileşip gelebiliyor. Şeylerde muhterem üstadımızda aynı şekilde ders kontrolünde abiler çok güzel bir hatıra anlattılar derslerle ilgili. Ders kontrolünü yaparken bayanlar yazılı olarak yazıp veriyoruz. İşte kalbe 300, ruha 300, sıra 300, hafiye 300, ahvaya 500 mesela. Beşinci derse gelmiş diyor kadın. Ya bir türlü çektiğim dersten haz alamıyorum. Allah Allah. Nasıl çekiyorsun diyorlarmış.
300 sefer kalp 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 diyorum demiş. 300 sefer ruh ruh ruh. 300 sefer ses ses ses. 300 sefer hafi hafi hafi. 5 sefer vah 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 diyorum. Bir türlü de zevk alamıyorum diyorum hocam. Yani iyi anlamak, iyi anlatmak ya. Gerekiyor. Bu çok önemli. Özellikle de Abdullah Sert hocamız vazifeli abiyle özel yaptı toplantıda. Sohbete gelemeyen kardeşlerle birebir ilgileneceğiz. Yani sohbet kurumundaki arkadaşlar bugün kim gelmedi? Muhakkak konu yakın arkadaşı gidecek, kurulacak. Hatta sıkıntı ne? Ya maddi mi, manevi mi, efendim, psikolojik mi? Onlara sahip çıkalım. Onlara yardımcı olalım. Eskiden geliyor, şimdi gelemiyor. Onları arayıp bulalım. Davet edelim. Getirelim, çağıralım. Problemini çözdüğümüz ihvan bizim ihvanımızdır, kardeşimizdir. İnsan ihsana mağluptur. Onun için bak Hacı Babam ta vakıf kurulmadan önce 85'e 86 yıllarda binanın en üstünde vakıf yok kullanıyordu. İhvan hocamların sohbete geldiği dönemlerde işte İmam Hatip son sınıf fiyatı bir alttaki sınıftakilerden sohbete gelen çağırmış. Gel seni de götürelim. Ya ne işin var hocam sohbette biz ne anlarız falan. Ya sohbetten sonra çay var. Yapma ya. Yanında pasta da var. Kurabiye var. Biz de gelelim. Ertesi gün. Ertesi hafta iki kişi daha fazla geliyor. Ondan sonra iki kişi daha fazla geliyor. Muhterem Üstad olduğu gibi. Anladım efendi abi. Sizin gönlünüzden binlerce genç neşe nemam oldu. 2004 senesini söylüyor. İnşallah bundan sonra binlercesi daha işte özür dilerim 98 senesinde daha binlercesi daha olacak diye elhamdülillah o yetiştirdiği talebeler talebe yetiştiriyor işte binlercesi öyle olmuş olacak. Üremiş olacak inşallah. İkinci günüymüş. Emin önünde lokma döktürmüşler. Allah razı olsun. Hem duada da şey yapalım mı abi? Bağışlama yapalım da inşallah. Gönüller o şeyine. Efendim abi. Tevhid daha bitmiş. Onun da duasını yapabilirsiniz. Tamam. Onu da bağışlarız orada. Tamam. Tevhid. Tevhid de bağışlamış. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna. İnneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana. İnneke entes tevvabur rahim. Vehdini ve vefikna ilel hakkım ve ila tarikim mustakim. ببركة القرآن العظيم من أرسلته رحمة للعالمين واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين şu anda burada bulunduk, sohbet ettik. Sohbetimizi sen dergah-ı huriyetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Halisane bugünkü gecemizi sen mübarek eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Deprem bölgesinde vefat edenlere sen rahmet eyle ya Rabbi. Makam ailelerini cennet eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbel Alemin. Deprem bölgesinde yaralanmış hasta kardeşlerimize sen acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi.
Geride kalan kardeşlerimize de sen sabr-ı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. İki cihan saadeti ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Yapmış olduğumuz sohbeti sen dergah-ı uliyetinde kabul eyle ya Rabbi. Büyüklerimize sen sıhhat afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Silsile-i Şerife'de bulunan tüm geçmişlerimize de sen rahmet eyle ya Rabbi. Silsile-i Şerife'de bulunan tüm geçmişlerimize sen rahmet eyle ya Rabbi. Tüm sadat-ı kiram, meşayih-i kiram efendilerimizin cümlesine rahmet eyle ya Rabbi. Kendilerine bizlere de evlat olmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Hasreten merhum üstadımız Mahmud Sami Kuddasullah Surra Hazretlerine, Musa Efendimiz Hazretlerinin ruhu şeriflerine, bu üstadımızın da ruhanite âliyelerine, Abdullah Sert hocamız üstadımızın da hasreten ruhanite âliyesine, sıhhat ve afiyetlerine, beldede bulunan buradaki kardeşlerimizin de gelmiş geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, beldede bulunan Ali Rıza Berzah Efendi Hazretlerinin ruhu şeriflerine, Eskici Baba Hazretlerinin ruhu şeriflerine, orada bulunan Nazım Yüzbaşı Efendi ağabeyimizin ruhu şeriflerine, Tahsin Efendi ağabeyimizin ruhu şeriflerine, Hüseyin Yüzbaşı Efendi ağabeyimizin ruhu şeriflerine, Şükrü ağabeyimize, Rüştü ağabeyimizin de ruhu şeriflerine ve Ekrem Yüzbaşı ağabeyimizin de ruhu şeriflerine ve Servet kardeşimizin de hasreten ruhu şeriflerine etfen ya Rabbim hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbim alemin. Kardeşimizin tevhid hatmi var buyurdular. İnşallah bu tevhidi de ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Buradaki amin diyen kardeşlerimizin de ruhaniyet âlelerini sen sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Başımızda bulunan vazifeli ağabeyimiz Mehmet Yüzbaşı Efendi ağabeyimize de sen sıhhat afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Hizmetlerini daim eyle ya Rabbel Alemin. Subhane Rabbike Rabbin izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي sen gafur rahimsin, affedicisin, affetmeyi seversin. Ya Rabbi bu gecenin yüz hürmetine buraya uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin cümlemizin hatalarını, kusurlarını, günahlarını bağışlayıp amin. Buradan çıkarken bu gece tertemiz çıkmayı cümle nasip eyle. İnşallah bu depremde vefat eden kardeşlerimize hükmen şehit olmaları nasip eyle. Hasta olan acil şifalar diliyoruz. Amin. Diğer taraftan da evlerinde ve hastanede hasta yatan diğer ihvan kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize, mümine kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Ya Rabbi bu Şaban-ı Şerif'in hürmetine, bu gecenin hürmetine onlara acil şifalar nasip eyle. Amin. Bizlere de sıhhatli ömürler nasip eyle. Hayırlı ibadetler nasip eyle. Amin. Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifelerini en güzel şükür yerine getirenler de eyle. Amin. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Emveline ve Rahirin. Ve selamun aleyhi mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir Fatiha Şerife, üç İhlas Şerif. Allah'a emanet olun efendim. İnşallah Berat Kandil'de tekrar bu güvence alamak nasip etsin.